Smart Güneş Teknolojileri İzmir Alaağa'daki fabrikasında güneş hücresi üretimine başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, sektördeki yerlileşme çalışmalarının önemli bir adımı olan yatırımla ilgili değerlendirmelerini Enerji Günlüğü ile paylaştı. Merhaba, İzmir Alaağa Organize Sanayi Bölgesi'nde Smart Güneş Teknolojilerinin hücre fabrikasının önündeyiz. Karşımızda Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Demirdağ var. Kendisiyle yıllardır tanışırız ama bu tesisin aslında önce bir panel fabrikası olduğunu olarak başladığını, şimdi yanına bir hücre fabrikası eklendiğini belirterek başlamak istiyorum. Halil Bey, bu tesisi, yani bu hücre yatırımına niye ihtiyaç duydunuz? Şimdi dünyada dünyada güneş panelinin orijininin bu ülkede olabilmesi için hücresinin bu ülkede üretilmesi gerekiyor. Yani biz güneş paneli fabrikalarımızda ürettiğimiz panelleri Amerika maalesef Türk malı olarak kabul etmiyor. Dünyanın hiçbirinde kabul edilmiyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün kanunlarına göre ve uygulamalarına göre bu böyle. Dolayısıyla biz de yerli hücre üretmezsek yerli panel esasında dünya standartını üretmiş olmuyoruz. Zaten Türkiye'de de biliyorsunuz bu birçok projede aynı şekilde yerli hücre şartı da aranmaya başladı. Biraz benzer bir yaklaşımla diyebilirim. Bu yüzden de güneş hücresi üretmek zorundayız. Diğer bir konuda bütün dünyada bakarsanız önceden hücre ayrıydı, panel ayrıydı. Yani panel üreticileri ayrıydı, hücre üreticileri ayrıydı. Hücre daha çok bir yarı iletken teknolojisi işiydi. Dünyada da ilk bakarsanız Tayvan'dan zaten gigawatt fabrikalar çıkmaya başladı. Daha sonra bu iş Avrupa'dan, Tayvan'dan, Amerika'dan Çin'e doğru kaydı. Çin çok büyük hücre tesisleri kurmaya başladı. Zamanla da panelciler hücreci, hücreciler panelci olmaya başladı. Yani değer zincirinde şimdi siz panel üretiyorsunuz ama hücre üretmezseniz orijin sizin değil. Yani dolayısıyla bu vertikal integrasyon oluşmaya başladı. Şu anda dünyada bakarsanız en büyük 10-20 firmaya hepsinin hem hücre hem panel fabrikası var. Dolayısıyla vertikal integrasyonda biz de bunu yapmak zorundaydık. Ve dediğiniz gibi işte sizleri buraya yaklaşık bir buçuk yıl önce davet etmiştik ve o zaman da burada inşaat işleri devam ediyordu ve burada hücre tesisinin kurulacağını söylemiştik ve çok şükür bu yılın Haziran ayında tesisi bitirdik. İşte çok ciddi ramp up süreçleri var. Burada bir kimya tesisleri var esasında. Bir değil, birçok kimya tesisi var. İçeride çok farklı, çok kompleks prosesler var. Onların hepsinin teker teker devralınması, teker teker oturması. Ticari üretime geçtik yazın. Şu anda da devam ediyoruz ve özel projelere mal yüklemeye başladık. Türkiye'de biliyorsunuz yerliliğin hücrenin yerli olmasının şartı olan projeler var. Onlara mal yüklemeye başladık. O yüzden de gururluyuz diyelim. Peki yakın zamanda bu yerlilik meselesiyle ilgili bir takım mevzuat değişiklikler oldu ve içeride de fabrika içerisinde de henüz makinelerin kurulmadığı bazı alanlar var. Onları biraz anlatır mısınız? Neden? Şöyle, esasında Türkiye'deki hassasiyet hücre üzerineydi. Bu arada şöyle bir gelişmeler oldu. Bir anda Türkiye'de hücre üretilme kapasitesi az olduğu halde Türkiye'den Türk orijinli panel ihracatı olduğunu görüyor işte Sanayi Bakanlığı ve bazı diğer devlet kuruluşları diyelim. Burada da İşte Blue Wafer'a da biliyorsunuz bir vergi geldi. İşte Blue Wafer'ı az önce içeride size gösterdim. Yani fabrikanın %80'i Blue Wafer'a kadar, %20'si Blue Wafer'ın üzerine yapılan işlem. Dolayısıyla %80'i yapmadan sadece %20'yi yaparak üretmek isteyenler oluşmaya başladı. Burada bir yine orijin problemleri oluşmaya başladı. Diğer taraftan gelen ürünü yine size gösterdim. Küçük böyle tatlı bir kutu içerisinde bir ürün geliyor. 182. Şimdi içerisindeki ürün gri wafer mı, blue wafer mı, hatta hücre mi diye Sanayi Bakanlığı'nın bunu tespit etmesi imkansız. Enerji Bakanlığı diğer taraftan yerli malı garantili olan yerlerde de yine yerli hücre görmek istiyor. Onların da tespit etmesi çok güç. Bu yani gümrüklerin bile tespit etmesi çok güç. Aynı kutu, aynı ürün, çok benzer. Kilosu olsun, özellikleri olsun. Bu endişelerle dediler ki biz bu wafer'la uğraşamayız, gri mi blue mu. Dediler ki direkt işte siz bunu ingottan dilimleyin. Yani wafer'ı siz yapın. Dolayısıyla biz de orada gösterdiğimiz alanda ingotu artık getirip dilimleyip kendi wafer'ımızı da üretebiliyor olacağız. Dolayısıyla bir step daha ileriye gitmiş olacağız. Aslında Halil Bey, biz sizinle ilk tanıştığımız yıllarda, yani yaklaşık 10 yıl önce filandı galiba, Türkiye'de panel sadece konuşuluyordu. Panel yerli üretilebilir mi, üretilemez mi tartışmalarından geldiğimiz noktaya bakın. Yani şu anda panelin
yerlilik oranının belli bir seviyenin üzerine çıkarılması için adım adım gidiliyor sanki. Bundan sonraki aşama nedir? Yani dilimlenmeden önceki aşamaya da dair de bir şey yapacak mısınız? Biz zaten yapacağımızı bildirdik daha önce de, yapacağız. Bunu yaparken ne yapacaksınız? İngotu yapacağız. Hatta yani polisilikon Türkiye'de üretilmesi üzerine de çalışmalar var. Bunu biliyoruz yani. Sanayi Bakanlığı için polisilikon neden çok önemli? İngot neden çok önemli? Şimdi çiplerde kullanılan esasında waferlar ingottan üretiliyor, polisilikondan üretiliyor. Size esasında az önce söyledim. Yani dünyada bu işi ilk başaran, en büyük hacimle başaran Tayvan. Çünkü semikonduktörde, yarı iletkende çok iyi. Yani siz yarı iletken teknolojisine esasında bununla bir adım atıyorsunuz. Dolayısıyla biz ingotu yaptık, waferı yaptık. O waferı bir çip firmasının istediği şekliyle de kesip onlara da sağlayabilir bir konu esasında bu. Dolayısıyla ingot tarafına da biz gideceğiz. Tabii burada devlet bu konuda bir teşvik sistemini değiştirir mi değiştirmez mi bilmiyorum. Ama benim ve sizin dediğiniz gibi 10 yılda gördüğümüz, önce işte güneş panelinin ithalatına vergi kondu. Yetmedi, vergi arttırıldı. Sonra işte başka önlemler alındı. Sürekli olarak Türkiye'de bu sanayinin oluşması, gelişmesi için çok ciddi bir devlet politikası var. Bir de yani diğer taraftan da şimdi burada gördüğünüz içeride yani tertemiz bir ortam. Yani ilaç tesisinden daha temiz diyebilirim, bazı ilaç tesislerinden bir ortam var. Böyle bir ortamda çalışan teknolojik insanlar, teknolojide çalışan insanlar. Yani bizim hani ülke olarak en büyük derdimiz ne? İşte biz katma değerli ürün üretemiyoruz. Şu anda burada biz katma değer dediğinizde bir tır hücre sattığımızda $500,000 demek bu. Yani bunu başka ürünlerde siz düşünün ne kadar ettiğini. Yani hatta ürüne göre bu daha da fazla olabiliyor, paketleme sistemine ve ürününe göre. Dolayısıyla çok ciddi katma değerli bir bir sanayinin sahibi oluyoruz yavaş yavaş. Ben bazen diyorum, dedesi mühendis olan yok ülkede. Yani biraz geç başladığımız sektörleri ancak arkadan gelerek tamamlıyoruz. Bunu yaparken de devletin masa elini vurması gerekiyor. Örneğin Avrupa'da vurmadı. Ne oldu? Avrupa'daki bildiğimiz bütün ücret tesisleri kapandı. Çinlilere kaptırdılar. Maalesef. Bütün ürün Çin'den geliyor şu anda. Ama ne oldu? Çip teknolojisini kaptırmamak için bu sefer döndüler, batan polisilikon ingot fabrikalarına para verdiler. Nakit para verdiler ki neden batmasın? Orada savunma sanayi var, orada bilgisayar var, orada araç var. Bu sefer çipleri de üretemeyeceği için o sektörlere nakit paralar verdi. Amerika şu anda ne yapıyor? Amerika dedi ki ben Çin'den ithalat istemiyorum. %300 vergi koydu. 300'ün üzerinde hatta. Zaten bazı bölgelerde üretilen ürünleri biliyorsunuz yasakladı. Şimdi Amerika dünyanın en zengin ülkesi. İşsizlik yok zaten neredeyse. Yani denecek kadar az yok. Yok yani bence. Zaten hani yatırım yapan firmaları, arkadaşları da dinliyoruz. Yani en büyük problem Amerika'da insan kaynağı bulmak, insan bulmak. Şimdi böyle bir konu varken Türkiye gibi her yıl 1 milyon insanın 30 yaşına girdiği, genç nüfusun bu kadar olduğu, genç işsizliğin bu kadar olduğu kişileri böyle teknolojik yatırımlara yönlendirmek, devletin de burada korumacı olmasını doğru bulduğumuz için bu yatırımlara zaten biz de girdik. Eğer korumasa devlet, tabii bizde de aynı şekilde Çin'den gelen ürünlerle bu piyasa zamanla yok olacaktı. Peki bir şey daha sorayım. Şimdi şu daha temel bir soru sorayım. Bu tesisin kapasitesi nedir? Panelde nedir? Hücrede nedir? Ve ileriki aşamalarda neler hedefliyorsunuz? Sadece panel olarak 600 megawattla başladık. Hücre olarak da 800'le başladık. Az önce yine içeride gördüğünüz fabrikanın şu anda yarısı bile dolu değil makine ekipmanla. Ama altyapısının %100'ü hazır. Yani hem bina olarak hem altyapı olarak, elektrifikasyon olarak, su ve diğer altyapı olarak makine gelmeye devam ediyor ve makine gelimleriyle beraber 2 gigawatt hücreye çıkacağız. Panelde de 1500 megawatta çıkacağız. Peki Amerika dediniz. Türkiye'de insan kaynağı sorunu var mı bu alanda? Şöyle, biz yetiştirmek zorundayız. Çünkü önceden çalışan bir tane daha hücre fabrikası var. Bölgesel olarak da uzaktayız birbirinden, adam almak gibi de bir lüksümüz yok. Şu anda biz panelde de öyle yapmıştık. Yani biz panelde fabrika kurduğumuzda esas amacımız insan yetiştirmekti. Ve bugün 7 yıldır bizde, 8 yıldır bizde çalışan arkadaşlarımız var. Şu anda panelde biz gözümüz kapalı panel fabrikası kurabiliyoruz. İşte Avrupa'da ve Amerika'da gidip bir panel fabrikasını çok rahat kendimiz kurup devreye alıp kendi ekiplerimizle ramp up dediğimiz süreçleri yapabilecek kapasiteye geldik. Hücre üretiminde de hem hücre üretimini öğrendik, bir de bizim şirketimiz, hep söylüyoruz biz bir değer mühendisliği şirketiyiz. Mühendislik şirketi olarak da buradaki her şeyde burnumuzu soktuk. Yani bu işin
mühendisliğinde, ilk dizaynında, bütün her şeyinde biz varız şirket olarak. Bundan sonrasında da ümit ediyoruz ki buradaki arkadaşlarımızla, panel tarafındaki arkadaşlarımızla, uluslararası piyasada bize çıkacak olan imkanlarla insanımızı da aynı zamanda götürüp oralarda da hem üretim yapıp hem de Türk insanıyla bu üretimleri yapabiliyor olacağız. O yüzden inanıyorum ki şirketimize ve ülkemize bu anlamda da bir katkı olacak. İlk hedef hangi ülke ya da pazarlar? Ya şu anda Amerika ve Bulgaristan için çalışıyoruz. Bunlar gizli, Avrupa için çalışıyoruz. Avrupa'daki Bulgaristan'da bir yatırım, öncelikli yatırım belgesi, Priority Investor denen belgemizi geçen cuma günü fiziki olarak aldık. Ama Bulgaristan parlamentosu büyük bir 34 milyon bir hibe bize onayladılar. İşte onun resmi yazısını Sayın Bakan, oranın inovasyon bakanı bize takdim ettiler. 160 bin metrekarede bir arsamızı aldık orada. Biz Avrupa Birliği'nin de bütün konuşulanların üzerine takip ediyoruz. Orada da bir yerel destek olacağını biliyoruz. Yani belki bu vergi olmayabilir ama Avrupa'da üretilene ek destek, ek para verilmesi. Amerika'da biliyorsunuz bir taraftan vergi %300, diğer taraftan siz Amerika'da üretirseniz ürettiğiniz hücre panele 110 bin dolar veriyor megawatt başına. Yani Çin'de 110 bin dolar olan panel kadar 110 bin dolar adam size para veriyor sırf bunu Amerika'da ürettiğiniz için. Bir de eğer birisi sizden alıp güneş santrali kurarsa Amerika'da, ona da 150 bin, 200 bin yerine göre ve projesine göre doların üzerinde yine destek veriyor. Bunları üste koyduğunuz, hani Amerika'da çok karlı yapabilmek ama tabii yapabilmek ama önce dediğim gibi bunu öğrenmemiz gerekiyor. Amerika gibi ülkelerde ilk başlangıçlar çok sancılı ve çok masraflı. Şirketi kurmak, insanları işe almak ve onlarla beraber bu üretimi başlatmak. Biz burada hücreyi başardıktan sonra Amerika olsun, Avrupa olsun, onların yaşamış olduğu o ilk başlangıç sancılarını yaşamadan çok daha hızlı yapabilecek duruma geliyoruz. Yani örneğin Avrupa'da bir şirket bizden 3 sene önce güneş hücresi ve panel fabrikası kurmaya başladı. Bizden 3 sene önce başladı. Şu anda üretimde değiller mi? Değiller. Geçen bir yabancı bir arkadaşım aradı. Tebrik ediyoruz sizi dedi. Biz siz dedi başlamışsınız dedi. Evet dedim. Ya dedi işte bizim tesisimiz dedi daha devreye girmedi. İşte bu yıl sonuna kadar devreye girmesi bekleniyor. Düşünün. Bu bizim esasında şirketin yine çevik ve smart, akıllı ve çevik bir şirket olmaya çalışıyoruz. Zaten bu bence Türkiye'nin doğasında var. Yani coğrafya bize bu şeyi veriyor. Bu çevikliği ve bu zorlukların faydası bu diyeyim. Peki ben yine panele döneceğim. Evet. İzin verirseniz. Şimdi panelde hücre evet en ağırlıklı yeri tutuyor. Evet. Ama panel dışında bir takım başka girdiler de var. Türkiye'de bu girdilerden eksik olan ya da daha doğrusu yapılmaya başlanmış olan neler var ve oralara da el uzatmak istiyor musunuz? Az önce dediniz ya mühendisliğin her kısmına mühendislik olarak giriyoruz evet. Diye. Ya orada biz şunu tercih ettik. Ya örneğin alüminyum çerçevesi aldığımız firmalarla çok yakın çalışarak bütün bilgimizi, know-how'umuzu, işte onların ürünlerini uluslararası testlere biz de gönderdik. Onların yüksek kaliteli ürün yapmasını, yani eloksal kalınlığına kadar karıştık. Et kalınlıklarını zaten doğal olarak karışıyoruz. Yani şu anda bütün dünya satabilecekleri kalitede örneğin alüminyum çerçeve üretiyorlar firmaları. Cam aynı şekilde, yani Türkiye'mizin gurur firması, biz ilk camları alıp gönderdiğimizde red geldi. Bundan 7 sene önce. Ne oldu? Şu anda hiçbir camımıza neredeyse red gelmiyor. Çok ufak sanayinin kabul edebileceği ufak tefek hatalar oluyor ama şu anda Türkiye'de solar cam artık bir endüstri. İkinci, üçüncü fabrika açılıyor. Birinci fabrika ikinci tesisini kuruyor. Şu anda mevcut fabrika ikinci tesisini kuruyor. İki fabrika daha kuruluyor şu anda. Solar cam fabrikası. Solar camı biliyorsunuz ultra düşük demirli, yüksek geçirgen ve özel kaplaması olan, kaplaması da çok önemli bir cam. Dolayısıyla burada bir endüstri oluştu. Ribbon bir fabrikamız, büyük, çok büyük bir alüminyum fabrika, bakır fabrikamız üretmeye başladı. Eva Türkiye'de şu anda 5. fabrika sanıyorum devreye giriyor. Biz, Eva dediğiniz solar film. Birbirine yapıştıran, hücreyi cama, camı da arkadaki backsheet'e yapıştıran. Backsheet dediğimizde arka kaplaması bunun. Arka kaplama biliyorsunuz artık cam olarak da kullanılmaya başladı. Dolayısıyla zaten cam yaptığımızda bu arka kaplamaya ihtiyaç kalmayacak. Arkada bir polimer var, ona gerek kalmayacak. Şu anda polimer üreticisi bildiğim kadarıyla yani yok şu anda Türkiye'de ama o da yapılabilecek. Yani Türkiye'de dediğim gibi sektör çabuk oluşuyor. Yani biz bu işe başladığımızda
Gerçekten hani camı ve çerçevesi bile yoktu Türkiye'de. Yani vardı ama seri üretimde büyük miktarlarda tırlar cam alabileceğiniz bir düzen yoktu. Bir butik sistemle neredeyse çalışılıyordu. Öyleydi yani, siz de biliyorsunuz en az benim kadar. Ama bugün gerçekten seri olarak çalışan onlarca fabrika var. Bizim bütün vertikal entegrasyona bakarsanız Türkiye gerçekten solar endüstrisinde hem ham madde hem bitmiş ürün sağlayabilecek bir ülke olma yolunda devam ediyor. Peki, eklemek istedikleriniz var mı Halil Bey? Tekrar hoş geldiniz diyorum çünkü gerçekten sektörün doyenlerindensiniz. Biz de yıllardır böyle sizinle röportaj yapıyoruz. Hep beraber devam ediyoruz. Yeni yayınlarda, yeni güzel haberlerde görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler. Evet, Halil Demirdağ'ı dinledik. Başka programlarda ya da başka röportajlarda görüşmek dileğiyle.